Silahsızlanma, çözüm süreci taslağı ve Öcalan'la Kandil arasındaki gerilim iddiası. HDP eş başkanı Demirtaş'a soruldu hepsi. Demirtaş, hükümete sunulan o taslağı ilk kez açıkladı. Çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı. Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa. Tek tek saydı. Sürecin yol haritası olan taslağı anlattı. Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması. İmralı heyeti tarafından hazırlandığı iddia edilen, hükümetin de önünde olduğu söylenen taslağı ilk kez açıkladı. İlkesel başlıklar dedi. Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının, yani ulusal düzeyde ve yerel boyutlarda yapılması gereken şeyler nelerdir? Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri. Abdullah Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı geldi mi, gelmedi mi? O soru Demirtaş'a da soruldu. Abdullah Öcalan'ın kendi eliyle kaleme aldığı, yazdığı bir çağrı falan yok. Bizim heyetimizin hazırladığı bir deklarasyon taslağı var. Ve Kandil silahsızlanma çağrılarını engelliyor iddiaları. Bu engellerin daha çok Kandil'den kaynaklandığını da artık Sağır Sultan bile biliyor. Bu yönlü çağrılara bağlı kalacaklarını deklare ediyorlar, kendi içlerinde tartışıyorlar. Tek onları kaygıya düşüren şey bunun işte bu şekilde güven sarsıcı yöntemlerle gerçekleştiriliyor olması.